Dedemin bir tane bana verdiği bir çakı var. Benim için manevi değeri çok fazla. Bir gün onu bilettim ve bunu yaptığım yerde, atölyede hemen yanı başımda topladığım bu odun parçaları vardı. Çakıyla işte bu odun parçalarının keskinliğini denerken biraz kurcaladım bu ağaç parçasını. İşte göz yaptım, burun yaptım, ağız yaptım. Böyle bir hoşuma gitti. Ondan sonra bir tane daha yaptım. Ve bunu seriye bağladım diyebilirim. Sonra bir baktım ki düzinelerce cablama adam ortaya çıkmış. Elimde o kadar oyulmuş ve insan suretlerine benzettiğim karakterler olmuştu ki evde kutulara doldurduğum bu karakterleri bir süre sonra bir araya getirmeye çalıştım. Bugün baktığımda atmadığım her bir oyuncak parçası, dere kenarında bulduğum bir odun parçası, yaptığım çalışmalarda yeni bir kimlik kazanıyor. Ne zaman ortaya bir çalışma çıkarsam yeni bir şeyler öğreniyorum. Deneyerek yeni şeyler keşfediyorum. Bunun verdiği mutluluğu başka bir yerde tattığımı da hatırlamıyorum. Köydeki görevi yaban hayvanlarını bahçeye girmesini engellerken, yan yana gelen odun parçalarının görevi buyken, benim ortaya koyduğum cablamalar, sıkışmışlık diyebiliriz, kalabalığın içerisindeki kaos diyebiliriz. Cablamalar aslına bakarsanız bunları simgeliyor.